Osmanlı tarihçileri Naime ve Naima tarihi, biliyorsun Naima tarihi ünlüdür. Ve Peçevi, yine Osmanlı tarih yazarları, Osmanlı'ya tütünü 1600'lerin başında İngilizlerin getirdiğini anlatıyor. Hastalıkları deva, keyif veren olarak tanıtmışlar. Kısa süre içinde kahvenlerle sokaklar sigara teriyakıyla doluyor. İlk İngilizler getiriyor. Bak görüyor musun oyunu? Ta 1600'lerde başlamışlar. Sonra rakıcı, şarapçı yaptılar milleti, Osmanlı'yı. Abdülhamit'in en sevdiği sigara markası Hanım Kalbi. Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan sigaralarda Sultan Abdülhamit'in içtiği sigarayı diye reklam yapılıyor. Fotoğrafları vardı. Göster. Yaklaştır. Hanım Kalbi sigarası. O sigarayı alıyor, öbürünü yakıyor, ondan birbirine bağlayarak kesintisiz sigara içiyor. 1883'te dış borç ödemelerini kontrol etmek amacıyla duyunu umumiye kuruluyor. Abdülhamit tütün ekilmesi ve işletilmesinin 30 yıllığına duyunu umumiye bağlı reji şirketine devrediyor. Bak görüyor musun? Reji şirketi Cumhuriyet'e kadar tüm tütün ekimini yönetiyor. Reji şirketini Fransızlar yönetse de sahipleri İngiliz derin devletinin kasalarından biri olan Rothschild ailesi. Bütün bak tütünden gel, hem tütünden Osmanlı zehirleniyor. Evet. Hem de Osmanlı Rothschild ailesine oluk oluk para akıtıyor. Evet. 30 yıl. Reji şirketi üreticiyi karın tokluğuna çalıştırıyor o dönemde. Kadın ve çocuk çalıştırıyor tarlalarda tütün için. Kendisine izinsiz tütün eken ve satanlara karşı jandarma ekiplerini kuruyor. Yani Osmanlı jandarması gidiyor. Diyorlar sen rejinin bilgisi dahilinde ancak tütün ekebilirsin. Sen nasıl yapıyorsun ya bu diyorlar. Tutuklanıyor adamlar. O zaman emrinde 7000 jandarma var. Reji şirketi. 7000 jandarma. Ağır polisiye yöntemlerden dolayı 40 sene içinde reji şirketinin elinde 20.000 yani 20.000'e yakın kişi o zor şartlarda çalışmaktan dolayı ölüyor adamlar. Yani akıl almaz zor ortamlarda çalıştırıyorlar. Karın tokluğuna. Reji şirketi daha fazla borç tahsilatı yapabilmek için her yerde zorla tütün ektiriyor. Bütün Karadeniz boydan boya her yer, İç Anadolu her yere tütün ektiriyorlar. Bu nedenle diğer tüm tarım ürünleri pahalanıyor. Her yer tütün tarlasıyla dolduğu için. Tütün ekenler de karın tokluğuna çalıştığı için Osmanlı toplumunun her kesimi fakirleşiyor. Şarap, tütünle mahvediliyor Osmanlı nesli. O heybetli Osmanlı delikanlıları yerine böyle tütünle mahvolmuş, içkiden çökmüş perişan nesiller oluşuyor. Darwinist materyalist eğitimine de ruhaniyetini, maneviyatını kaybetmiş insanlar oluşuyor.